Bizimle birlikte. Sayın Arslan, merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Sayın Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Bu zorunlu bir duruma kadar getiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da çok hassas olduklarını belirtiyor hayvanları korumak konusunda. Ama bir takım tedbirler gerekiyor. Çocuklara, yaşlılara saldırılar söz konusu. Bu tedbirleri yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuyoruz ve bu tedbirleri de uygulamaya koymak zorundayız diyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durum aslında alternatifsiz bir durumda mı iktidarda, sahiplenmezseniz biz köpekleri uyutacağız ötenazi noktasına gelmiş bulunuyorlar? Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında bu hassasiyeti biz 20 yıldır, yani kanunun 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu çıktığı andan itibaren yapabilseydik, o hassasiyeti gösterebilseydik bugün bu sorunları konuşmuyor olacaktık. Bundan sonra da yapılacak düzenlemelerle ilgili eğer denetim ve gerçekten sorunun ciddiyetini anlayamadan biz bir çalışma yaparsak, devam ettirirsek aynı sorunları 20 sene sonra yine konuşacağız. Sorunuza gelecek olursak, aslında sorunun büyüklüğü bu şekilde çözülmesinin önünde en büyük engel. Yani masa başında şu kadar hayvan var, şu kadar veteriner hekim var, şu kadar barınak lazım, biz bunları ortaya koyalım, bunları toplayalım, daha sonra da şu tekniklerle şu uygulamaları yapalım demekle bu iş gerçekten çözülmez. Öyle olsaydı şu ana kadar çözmüş olurduk. Bir iki somut örnekle anlatayım ben size. Buyurun. Bakın, bütün hayvanları toplayacağız diyorlar ya da kademeli olarak toplayacağız. Hı hı. Bir yerde o yer barınaklar olması gerekiyor. Bir yerde 30 gün tutacağız. Eğer olmazsa uyutmakla ilgili söylemler var. Bunun tam ne kadarı var içinde, tasarıyı bilmiyoruz aslında. Bunu da bilmiyorum. Şimdi 30 gün tuttuğunuz zaman 5-6 bin hayvanı, örneğin İstanbul'da 5-6 bin hayvanı tutabilirsiniz. Bu kadar kapasite var. O 5-6 bin hayvanla ilgili işlemler yapıldıktan sonra bir 5-6 bin hayvan daha alacağız. Yani bu süreç öyle bir uzun ki, 400-500 bin hayvandan, en aşağı 400-500 bin hayvandan bahsediyoruz sadece İstanbul'da. Bu bazı tahminlere göre de 1-2 milyon civarında. Yani bu da ayrı bir mesele. Erdoğan da 4 milyon köpekten bahsetti. Evet. Bunlar da ayrı afaki rakamlar. Tabii, tabii. Yani 2 milyondan 10 milyona kadar giden rakamlar telaffuz ediliyor. Şimdi bu süreç içerisinde, yani 4-5 yıl içerisinde böyle kademeli olarak yapacaksak zaten bu süre içerisinde kısırlaştırabiliriz hayvanları. Madem topluyoruz, madem bunları 30 gün tutabiliyoruz, bunları kısırlaştıralım. Sağlam olanları, uyumlu olanları sokağa bırakalım. Diğerlerine rehabilite edelim. Çok yaşayamayacak gibi olanlarla ilgili de başka işlemler yapılır. Ama bizim sağlam hayvanları, bizim sağlıklı hayvanları uyutmakla ilgili bir adım atmamız, bu sayı itibariyle, bakın şöyle bir şey düşünün. 10 milyon ya da 4 milyon ya da 2 milyon. 2 milyon hayvanın öldürüleceği bir çalışma düşünün. Bu algıyı düşünün. Dünyada, kendi içinizde, vicdanen, ahlaken nasıl düşünürseniz düşünün. Teknik olarak da mümkün değil. Öldürdüğümüz ya da yok ettiğimiz bu hayvanları, hiç söylemek istemiyorum ama, ne yapacağız? Değil mi? Yani bunlar çevrede nereye konulacak, hangi alana konulacak? Bizim böyle bir alanımız yok zaten. Bizim en büyük sorunumuz ne biliyor musunuz? İşte sahaya sormadıkları için aslında şu anda o tasarıda olmayan bazı ince noktalar var. Köpekleri yakalayamıyoruz ki. Yani yakalayabildiğimiz köpekler aslında sokakta insanla iletişim içerisinde olanlar. Evet. Uyumlu olanlar, evet. Ve bunların çoğu da kısırlaştırılmış ve aşılanmış hayvanlar. Agresif olanlar, agresif olarak tanımlananlar, bunlar zaten kaçıyor. Belediye ekipleri şu anki imkanlarıyla bunları yakalayamıyor. Ayrı bir çalışma yapılması lazım. Yani insana bunlar, uyumlu olanlar aslında ilk kurbanlar olur eğer bu tasarı yasalaşırsa. Evet, en kolay alınacak, evet, götürülecek olanlar onlar ve ilk kurbanlar da, evet, onlardan verilmiş olacak. Sayın Arslan, çok özür diliyorum ama Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanısınız ve tasarıdan, hı, sizin de haberiniz yok, içinde ne var bizim de yok. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili dedi ki bizim de yok. Şu an AKP grubu biliyor tasarıyı bakanlarla birlikte. Evet. Hiçbir şey söylenmedi, hiçbir şey sorulmadı mı bugüne kadar size?
Bu tasarın hazırlık aşamasında hiçbir şey sorulmadı. Sadece önceki gün Sayın Bahadır Yenişehirlioğlu aradılar beni, görüşlerimizi istediler. Önceki gün hazırladık görüşlerimizi ama bugün de duyduk ki tasarı şeye gelmiş, meclise gelmiş. Yine göndereceğiz görüşlerimizi. Zaten hazır bizim yıllardır yaptığımız çalışmalar var. Bakın Aralık ayında sadece bu konuya ilişkin biz bir çalıştay yaptık. Yani bütün tarafları çağırdık Ankara'da. Çalıştay yaptık, çözüm önerilerimizi ortaya koyduk. Burada ilk muhatap alınması gereken veteriner hekimler. Yıllardır yerel yönetimlerde veteriner hekimler eliyle hem yönetiliyor hem de kısırlaştırma yapılıyor. Evet. Dolayısıyla bizim görüşlerimiz olmadan, sahanın görüşleri olmadan yapılacak bir işlemde bu sorunları tekrar o tasarıda, o kanunda maalesef göreceğiz. Bir de bir şey daha var. Çözümle ilgili elbette herkes kendi penceresinden bakıyor. Bakın biz veteriner hekimiz 5 yıl eğitim alıyoruz ve gençler bu eğitimi alırken hayvanları iyileştirmek üzere, tedavi etmek üzere bir eğitim alıyorlar. Hevesle bu işe yani hekim oluyorlar. Şimdi sağlıklı hayvanları bu hekimlere, bu genç hekimlere hadi siz bunları uyutacaksınız demek çok büyük bir travma. Biz asla böyle bir uygulamanın tarafı olmayacağız Türkiye veteriner hekimleri. Ben beş gün oldu. İki kez şeye gittim. Mezuniyet törenine gittim. Burada gençlerle bir arada oldum. Onların hekim olduğundaki sevinçlerini gördüm. Aldıkları mezuniyet belgesi sırasındaki sevinçlerini gördüm. Bu insanlara bu travmayı yaşatamayız. Yani mesleki açıdan da bizim için çok büyük bir travma, çok büyük bir yıpranma kaynağı olur. Biz meslek yemini ederek hayvan refahı konusunda, hayvan sağlığı konusunda meslek yemini ederek biz mezun oluyoruz. Çok diplomamızı alıyoruz. Peki Sayın Arslan, Adalet Bakanı da söylüyor, Erdoğan da söylüyor. Hani bizim merhametimizi sorgulamayın, biz aslında merhametliyiz derken işte çocuklara saldırılar var, yaşlılara saldırılar var, çocuklar okula gidemiyorlar, yaşlılar camiye gidemiyorlar deniyor. Peki bunun çözümü, diyelim ki tamam saldırgan olanlar var. Bunu siz ki diyorsunuz ki onları yakalamak da zor. Önce daha sakin olanlar yakalanacaktır. Onlarla ilgili özel bir çalışma yapılamaz mıydı bugüne kadar? Yani hayvanların saldırganlaşmasını engelleyecek, sistemli kısırlaştırma yapılacak, onların sokaklarda bizimle birlikte daha mutlu yaşamasını sağlayacak bir şey yapılamaz mı? Evet. Aslında biz konuştuğumuzda yani hem bilim insanı olarak hem de bu mesleğin yöneticileri olarak konuştuğumuzda birçok tarafa hedef oluyor. Çok önemsemiyoruz. Biz doğru bildiklerimizi söylüyoruz ama neden bunu söylüyorum? Biraz sonra söyleyeceğim konuyla ilgili yeniden bazı saldırılar olacak. Bakın bunu biraz da aslında, evet hayvanseverlik önemli bir kurum. Hayvanseverlik gönüllülük esasına göre oluşturuluyor ve büyük bir fedakarlık. Herkes bunu yapmıyor. Ama bazı şeyleri abarttık. Mesela sokaktan mama çöplükleri oluştu. Aslında hiçbir yararı yok. Veteriner hekimler, yerel yönetimlerdeki veteriner hekimler şikayet üzerine bu saldırgan olan hayvanları alıp da rehabilite etmek üzere toplamaya çalıştığında saldırılarla karşı karşıya kaldılar. Büyük linçler yediler. Yani bir taraftan da sorunun oluşturulmasında tüm taraflar olarak aslında adeta el birliği yaptık. Sizin biraz önce söylediğiniz şey aslında bunun cevabı. Yani bu yapılamaz mıydı? Saldırgan hayvanlar alınır o bölgeden. Elbette bunun yerini başkaları doldurur ama hiç olmasa o anlık bir çözüm bulunur. Bu hayvanların rehabilite edilmesine olanak tanınırdı. Evet. Zaman tanınırdı. Böylece sorun daha hafif atlatılarak çözüm için zaman tanınırdı. Ama bugüne kadar bunlar yapılamadı, yaptırılmadı. O yüzden bütün tarafların aslında sivil toplum örgütlerinin kendi bilincini bir sorgulaması lazım. Hükümetin bizi yönetenlerin mutlaka meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmesi lazım. Çok değişik dinamiklerimiz var. Aslında bu işi biz depremden çıktık, depremle başa çıktık. Bizim bu dinamikleri bir araya getirmemizde güçlü bir yapı ortaya çıkar. Bakın 32 tane fakülte var. Ülke Hanım 29 tanesi mezun veriyor. Yani bu ülkede veteriner hekim açısından hiçbir problem yok. Yapısal problemlerimiz var. Bunlar nedir? Bugün
Bu operasyonların yapılacağı en uygun yerler yerel yönetimlerdeki bakım evleridir. Veteriner İşleri Müdürlüklerinin bu görevleri üstlenmesi lazım. Evet. Ama birçok belediyede, İstanbul dahil birçok belediyede veteriner işleri müdürlükleri yok. Bazı belediyelerde veteriner işleri müdürlükleri park bahçe ya da veteriner işleri birimleri park bahçeye bağlı, temizliğe bağlı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sorunu yöneticilerimiz de, yerel yöneticilerimiz de anlamamış ciddiyetini. Bunun bir toplum sağlığına, sağlığı sorununa dönüşeceğini anlayamamış. Ta ki bu noktaya getirdik. O yüzden hızla önce bu yapısal sorunları halletmemiz gerekiyor. Yani veteriner işleri müdürlükleri kurulacak her yere, belediyede. Olmayan yerlerde mutlaka il özel idareleri kontrolünde serbest veteriner hekimlerden, her köyde neredeyse muayenehane var. Özel kimliği olan meslektaşlarımız var. Onlardan destek alabiliriz. Biz bu konuda destek vermeye hazırız. Bunu defalarca ısrarla söyledik. Aslında hükümetin el atmasıyla kolayca bu sistem kurulabilir. Bu yapılanmada yapılabilirdi elbette bugüne kadar. Ama ötelenen ya da önemsenmeyen bir konu olarak da yıllardır bizim de hayvanseverlerin de dikkatinden kaçmayan, vurguladıkları bir konu. Sayın Arslan, bir şey daha var. Dün Özgür Özel dedi ki ben bir eczacı olarak biliyorum o uyutma ilacının, ötenazi ilacının fiyatını. Şimdi az önce de ekranımıza getirdik yapılan o açıklamayı. Uyutmanın maliyeti yüksek, kısırlaştırma maliyeti açısından bakıldığında çok daha az deniyor. Burada örneğin yine bir o uyutma ilacını almak, edinmek, bununla ilgili bir ticari bir girişim acaba söz konusu olabilir mi? 4 milyon hayvan, 4 milyon ilaç, anladığım kadarıyla kilogramına göre de o ilaç değişkenlik gösteriyor, ücreti de değişiyor. Burada bir şey söz konusu mu acaba? Maliyeti kısırlaştırmanın daha azsa İlk tercih edilmesi gereken o değil mi? Evet. Aslında maliyet konusu da çok tartışmalı. Herkes bir maliyet yapıyor ama. Hı hı. Bu tabii resim kurumlarda yapılan maliyetler sadece ilaç, kullanılan ilaç ve sarf malzemeler üzerinden konuşuluyor. Tabii onun elektriği vesaire düşünüldüğünde tabii farklı. Özel kliniklerde bu maliyet tabii kat kat çok daha fazla olacaktır. Maliyet konusunu tabii ki böyle bir canın yok edilmesiyle ilgili maliyet konusunu tartışmak, siz de söylerken görüyorum, tereddütle söylüyorsunuz, çok doğru değil ama teknik olarak karşılaştırmak açısından bugün uyutmanın kısırlaştırmadan daha az maliyetli olduğu asla söylenemez. Bütün aşamaları aynı. Bakın, hayvanları toplamak gene zor, toplayacaksınız, yakalayacaksınız. Onları bir süre tutacaksınız. O süre içerisinde giderleri olacak. Bunlar büyük rakamlar olacak. Sonrasında da uyutmakla ilgili ilaç kullanılırsa o ilaç maliyeti var. Sonrasında daha büyük sorunlar başlıyor. Bu hayvanlar uyutulduktan sonra nereye konulacak? Bu bir salgın hastalıkla ilgili risk oluşturacak mı? Çevreyle tabii ilgili risk oluşturacak mı? Bütün bunları masaya yatırmak lazım. Bunu da ilgili birimlerle yatırmak lazım. Milletvekilleri bir tasarı çalışmış, taslak çalışmış olabilir ama gerçekten görmek istiyoruz. İçinde ne var? İlgili taraflar olarak. Evet. Ben de özellikle şu yüzden sordum. Sorarken evet zorlanıyorum ama şu şüpheyi de duyuyorum. O uyutma ilacının o kadar çok sayıda ediniminde ihale mi söz konusu olacak, firmalarla anlaşma, birileri bir yerden bir para mı kazanacak diye açıkçası bunu merak ettiğimden dolayı, aklımda böyle bir soru işareti oluştuğundan dolayı soruyorum. Ya bu kadar akut bir halde bence hiç kimseye danışılmadan bu kadar akut bir halde gündeme getirilecek bir konu değil bence. Bakın birkaç şey, zamanımız var mı bilmiyorum, bir iki dakikamız. Bir iki dakikamız daha var, buyurun. Bakın, kuduz geçmişte de bu ülkede vardı. Belli odaklar oluşurdu. Veteriner hekimler müdahale ederdi, orayı izole ederlerdi ve söndürülürdü o odak. Bugün 400 küsur bin kuduz şüpheli temastan bahsediliyor. Ama buna karşılık Dünya Sağlık Örgütü'ne ya da işte uluslararası otoritelere bildirilen kuduz sayısı, ülkedeki kuduz sayısı kaç? Onu bir karşılaştırmak lazım. Yani ortada aslında kullanılan rakamlarla perde arkasında kayıtlı olan rakamlar arasında büyük çelişki var. Büyük yanıltmacalar var. Hemen dünden bugüne çözülmesi gereken bir soruymuş gibi gündeme getirilmesiyle ilgili elbette kamuoyunun tartıştığı şeyler var. Sizin de aklınıza gelen
benzeri konular. Sabah bir toplantıdaydık yine bazı taraflarla. Orada da bazı şeyler gündeme geldi. Yapılan hazırlıklarla ilgili. Öyle mi? Bu alanla ilgili yapılan hazırlıklarla ilgili bazı konular tartışıldı. Umarım. Bu soruyu sormakta haksız değilim o halde, değil mi Sayın Arslan? Bu şüpheyi duymakta çok da. Ya işte eğer bu şekilde aniden ortaya çıkarıp yangından mal kaçırı gibi yapmaya çalışırsanız insanların aklına gelir bazı şeyler. Evet. O yüzden bu çok ciddi bir konu. Birazcık sabırla, birazcık zamana yayarak, birazcık bütün tarafları da masaya çağırarak hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tartışmak, konuşmak lazım. Ve yaşamı önceleyerek bunu sağlamak gerekiyor. Çünkü onların da yaşamda kalma hakları var ve buna saygı duyulması gerekiyor en başta. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Murat Arslan. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olunuz. İyi günler diliyorum. Sevgili izleyicilerimiz, konuyu masaya yatırdık. O kadar çok şey var ki üzerinde duracağımız, anlatacağımız. Ama şimdi gelin.